alalım. Türkiyədə könüllülər koronavirusa qarşı vaksinasiya proqramında iştirak edirlər. Onlara Çin istehsalı olan Sinovac peyvəndləri vurulur. Könüllülər bu peyvəndlərə etibar etdiklərini bildiriblər. Proqrama 12.500'ə yaxın könüllü qatılıb. Sağlık Bakanlığı da Türkiye için Sinovac aşısını uygun gördü. Sinovac bizim bildiğimiz klasik anlamda ölü virüs aşısıdır. Dolayısıyla biraz daha klasik ama biraz daha güvenli bir yol olduğu için de bu aşıyı olmayı tercih ettim. İnfeksiyonist ekspert İftihar Köksal peyvendi virusa karşı mübarizada en effektiv vasitə adlandırıb. O, Sinovac vaksinlerinin ölümcül əks təsirə malik olmadığını bildirib. Hastalığın önünün alınmasında en önemli önlem aşılamadır. Bunun için de toplumun en az %75'inin aşılanması veya hastalığı geçirmiş olması lazım ki hastalık azalma ve bulaşının azalması trendine girsin. Ölümcül bir yan etkisi olmadığı görüldü. Çünkü dünyada binlerce insana yapıldı. Bizimle birlikte her iki aşı içinde birçok ülkede faz çalışması yürütülmekte. Başka etkinlik görüldü. Yani etkin olduğu, %90'ın üzerinde etkin olduğu ve ölümcül bir yan etkiye sahip olmadığı için de erken onay verildi. Sinovac aşısında Türkiye'de 25 merkez belirlendi ve merkezlere düşen gönüllü sayısı 500 olarak belirlendi. Biz büyük bir gururla söyleyeyim ki sayımızı dolduracağız. Ek kontenjan verirlerse onu da kullanmayı arzu ederiz. Toplam Türkiye'den beklenen sayı aşağı yukarı 13 bin kişi. Qeyd edək ki, rəsmi Ankara Sinovac vaksinlerinden 50 milyon doza sifariş verib. Türkiye'nin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca əhalinin vaksinasiyasının dekabr ayının sonunda veya yanvarın əvvəlində başlayacağını bildirib. Türkiye'de ümumilikdə 2 milyondan çox insan virusa yoluxub, onlardan 18.351 nəfər virusun qurbanı olub. Hazırda 190 mindən çox insan aktiv virus daşıyıcısıdır.